Aloha, yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu kayıda başlamadan önce, hani bu videodan önce bir baktım. 13. videomuz olacak kanaldaki Abraham videosu. Bunu da özellikle söylüyorum çünkü hani daha önce Abraham Hicks kimdir, ben şu anda neden bahsediyorum bilmeyenleriniz varsa, Abraham Hicks'in kim olduğu ile ilgili bir video bayağı böyle 2 sene falan önce çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Onun yanı sıra zaten hani çeviri videoları kanalda mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Bu video özellikle bir tık daha farklı olacak. Çok minik bir fark aslında. Çünkü benim Alaska'dayken mi almıştım? Galiba o hani cruise'una katıldığımda almıştım ya da Amerika'da o workshoplarına, Abraham Hicks'in seminerlerine gittiğim zaman hani seminer çıkışı da almış olabilirim. Bir kitabı var, Manifest Your Desires. İşte 300, yani 365 Ways to Make Your Dreams a Reality diye geçiyor. Yani isteklerinizi gerçeğe dönüştürün. Ve her güne böyle Abraham alıntısı var bu kitapta. Yani bütün bir yılı kapsadığı için 365 günü. Toplamda 365 tane. Ve ben dedim ki bu videoda böyle benim sevdiğim, altını çizdiğim özellikle bazı alıntılar vardı. Onları size Türkçe çevireyim ve toplamda 7 tane yazdım. Ve bu 7 tanesinin de açıkçası hani hepsinin konusu farklı. Şimdi zaten birazdan dinleyeceksiniz. Sadece şunu söyleyeceğim. Her birini okuduktan sonra biraz böyle ara verip bir daha tekrarlayacağım. Yani toplamda 2 kez okumak istiyorum. Çünkü ilk okuduğumda hani belki bazı şeyleri sindirmek zaman alabilir. O yüzden sadece kendinizi böyle sesime bırakın ve Abraham'ın da bilgeliğine bırakın derim. Özellikle ilk defa Abraham'la tanışıyorsanız sadece keyfini çıkarın. Bu şekilde bir de vibrasyonel olarak geçen bir kelime var bir alıntıda. O enerjisel anlamına geliyor. Zaten yine hani Abraham'ı biliyorsanız bu vibration kelimesinden çok bahsettiğinde biliyorsunuzdur diyorum. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan ilk alıntımızla başlıyorum. Olduğun halinle mutlu olman ve mutlu hale gelebilmen bizim en büyük arzumuz. Aynı zamanda da daha fazlası için istekli olman. En yerinde ve yaratıcı olan bakış noktası ise şu. Gelenin tam olarak kenarında durmak, istekli, hevesli hissetmek, iyimser bekleme halinde olmak. Parantez içinde sabırsız, şüphe dolu ve değersiz hissetmeden ki tüm bunların alınabilmesi aksamasın, parantezi kapatıyorum. En harika haliyle bu kasten yaratım bilimidir. Bir daha tekrarlıyorum. Olduğun halinle mutlu olman ve mutlu hale gelebilmen bizim en büyük arzumuz. Aynı zamanda da daha fazlası için istekli olman. En yerinde ve yaratıcı olan bakış noktası ise şu. Gelenin tam olarak kenarında durmak, istekli, hevesli hissetmek, iyimser bekleme halinde olmak. Parantez içinde sabırsız, şüphe dolu ve değersiz hissetmeden ki tüm bunların alınabilmesi aksamasın. En harika haliyle bu kasten yaratım bilimidir. İkincisi, bu evren genişleyen bir evren ve her şeye izin verilmeli. Başka bir deyişle, senin istediğin şeyi anlayıp deneyebilmen için istemediğin şeyi de anlamalısın. Seçip odaklanabilmen için. İkisi de mevcut ve iyi anlaşılmış halde olmalı. Tekrarlıyorum. Bu evren genişleyen bir evren ve her şeye izin verilmeli. Başka bir deyişle, senin istediğin şeyi anlayıp deneyimleyebilmen için istemediğin şeyi de anlamalısın. Seçip odaklanabilmen için. İkisi de mevcut ve iyi anlaşılmış halde olmalı. 3. Fiziksel olmayan enerjiyle bağlantı halinde olmanın değerini anlamanızı istiyoruz. Ve şükran duymak bunun en kolay ve en hızlı yolu. Fiziksel olmayan enerjiye bağlanma isteğiniz yeterli olduğunda düzinelerce yol bulacaksınız. Her saat. Şükran duygunuzun akabilmesi için. Tekrarlıyorum. Fiziksel olmayan enerjiyle bağlantı halinde olmanın değerini anlamanızı istiyoruz. Ve şükran duymak bunun en kolay ve en hızlı yolu.
Fiziksel olmayan enerjiye bağlanma isteğiniz yeterli olduğunda düzinelerce yol bulacaksınız. Her saat. Şükran duygunuzun akabilmesi için. 4. Eğer senaryonuzu kusacak olana kadar ele alır, düşünür ve hissederseniz, onu gerçekliğiniz olarak kabul etmeye başlarsınız. Ve onu gerçek olarak kabul ettiğinizde evren buna inanır ve aynı şekilde yanıt verir. Eğer senaryonuzu kusacak olana kadar ele alır, düşünür ve hissederseniz, onu gerçekliğiniz olarak kabul etmeye başlarsınız. Ve onu gerçek olarak kabul ettiğinizde evren buna inanır ve aynı şekilde yanıt verir. Beşinciye geçiyorum arkadaşlar. Her şey kendi vibrasyonunu taşıdığı için ve siz hayatınızdaki her şeyle vibrasyonel bir ilişki geliştirdiğiniz için kişisel eşyalarınızın da nasıl hissettiğiniz ve neyi çektiğiniz konusunda bir etkisi var. Her şey kendi vibrasyonunu taşıdığı için ve siz hayatınızdaki her şeyle vibrasyonel bir ilişki geliştirdiğiniz için kişisel eşyalarınızın da nasıl hissettiğiniz ve neyi çektiğiniz konusunda bir etkisi var. Ve altıncıya gelmiş bulunmaktayız. Kendi hayat deneyiminizin yaratımı hakkında sorabileceğiniz tek bir önemli soru var. Deneyimimin doğurduğu, ortaya çıkardığı isteklerle kendimi nasıl vibrasyonel olarak hizaya getirebilirim? Ve cevap çok basit. Nasıl hissettiğinize dikkat edin, kulak verin. Ve her şey hakkındaki düşüncelerinizi kasıtlı olarak seçin. Düşündüğünüzde size kendinizi iyi hissettiren. Kendi hayat deneyiminizin yaratımı hakkında sorabileceğiniz tek bir önemli soru var. Deneyimimin doğurduğu, ortaya çıkardığı isteklerle kendimi nasıl vibrasyonel olarak hizaya getirebilirim? Ve cevap çok basit. Nasıl hissettiğinize dikkat edin, kulak verin. Ve her şey hakkındaki düşüncelerinizi kasıtlı olarak seçin. Düşündüğünüzde size kendinizi iyi hissettiren. Ve sonuncu alıntımıza gelmiş bulunmaktayız. Ben şimdiden kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Umarım siz de dinledikçe ve hatta benimle sesli olarak da tekrarlayabilirsiniz. Belki videoyu böyle bir 3 kere, 5 kere, 10 kere, 15 kere seçerseniz dinledikten, izledikten sonra zaten o kadar içinize işliyor ki bu kelimeler, cümleler ve Abraham'ın enerjisi aynı zamanda hissetmeye başlayacağınızı biliyorum. Yani bende öyle oldu. Tabii ki herkesin yolculuğu farklı. O yüzden siz de seçerseniz benimle tekrar edebilirsiniz bir yerden sonra. Ya da arkadaşlar bunları kağıda dökebilirsiniz beni dinlerken ve kendiniz de tekrar edebilirsiniz böyle gün içinde diyorum. Ve son alıntımıza, 7. alıntımıza geçiyorum. Gerçeğini yaratmayı bilmenden önce sana gerçekle yüzleşmen öğretildi. Yaratmak istediğin bir gerçeklik değilse onunla yüzleşme. Bütün gerçeklikler varlar çünkü birileri onların gerçekleşmesi için yeterince odaklandı ve böylelikle var oldular. Bütün istatistikler, parantez içinde senin ya da başkalarının deneyimiyle ilgili, parantezi kapıyorum, hepsi sadece birinin ya da birilerinin oraya enerji akıtması ve odaklanması ile ilgili. Onlar hiçbir şekilde şimdiki gerçeklikle ilgili değiller. Bu o kadar vurucu ki bir daha söylüyorum, bir daha okuyorum. Yani daha doğrusu bir daha tekrarlıyorum. Gerçeğini yaratmayı bilmenden önce sana gerçekle yüzleşmen öğretildi. Yaratmak istediğin bir gerçeklik değilse onunla yüzleşme. Bütün gerçeklikler varlar çünkü birileri onların gerçekleşmesi için yeterince odaklandı ve böylelikle var oldular. Bütün istatistikler, parantez içinde senin ya da başkalarının deneyimiyle ilgili, parantezi kapatıyorum, hepsi sadece birinin ya da birilerinin oraya enerji akıtması ve ona odaklanması ile ilgili. Onlar hiçbir şekilde şimdiki gerçeklikle ilgili değiller. Oh diyorum gerçekten, yani şükür, minnet, şükran duygusuyla dolup taşıyorum, sevgi hissediyorum. Sizler neler hissediyorsunuz? Yorumlarda bu videodan sonra mesela nasıl hissettiğinizi paylaşırsanız
ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, bunun size katkısının nasıl olduğunu paylaşırsanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Bir de arkadaşlar aklımdayken şunu da söyleyeceğim. Eğer ki takip etmeyi seçerseniz Instagram'ımı sağ ya da sol alt köşeye bırakacağım. Oradan takipte kalın çünkü YouTube'la böyle bağlantılı hani storylerden size sorular sorup YouTube'a hani sizden fikir alıp bazı videoları çekmek istiyorum. Ve ileride Abraham'la ilgili sorularınız olabileceğini düşündüğüm için hani belki Abraham'la ilgili sorularınızı da bırakın diye bir story paylaşabilirim. Oradan bilgi yani oradan görüp ancak sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki de yorumlara da yazabilirsiniz bu arada. Ama o şekilde çok daha kolay oluyor geri dönüş anlamında. O şekilde hani onu da aklımdayken paylaşmış olmak istedim. Bunun yanı sıra kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten size minnet doluyum. Çok 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 harika bir akşam diliyorum bu videoyu eğer ki akşam dinliyorsanız ve izliyorsanız ya da sabah saatlerinde ise güzel bir gün diliyorum ya da ne zaman dinliyorsanız izliyorsanız. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni sevdiyseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Arada tabii ki de Abraham videoları da geliyor ve özellikle hani hadi Kardelen Abraham videoları daha sık gelsin diyenleriniz de var. Emin olun bunu ben de istiyorum ama çeviri yapmak için de kendimi zorlamak istemiyorum. Çünkü bazen çeviriler hani 2-3 saatte bitmiyor. Bazen gerçekten bir haftamı aldığı oluyor çünkü ben özen gösteriyorum elimden geldiğince bir çevirmen değilim ama elimden gelenin en iyisini ortaya koyuyorum. O yüzden tabii ki ama çeviriler de gelecek diyorum ve tekrardan mahalo haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.